kilo verme yüzyıllardır herhalde konuşuluyordur, yüzyıllarca da konuşulur. Çünkü başka şeylere de kapı açıyor olmaması durumunda. Aralıklı açlık diyebiliyoruz, oruç diyebiliyoruz arayı açma noktasında. Şimdi yine bir demeç var, bir araştırma var. Özellikle geç kahvaltının 11'de yapılıyorsa işe yaradı. Yani ne kadar kahvaltıyı geciktirirseniz o kadar iyi, ama o zaman 14 saat koyuyorsak da o da akşama denk geliyor. Hani belli bir saatten sonra yemek yemek de akşam ne kadar sağlıklı? Ben bu, şimdi bu notu alırken onu sorguladım. Bu araştırmanın söylediği şey bize şu Meda Hanım, yanlış yaklaştık olaya, bence toparlayalım. Lütfen. 7-8 civarında akşam yemeği yerseniz ertesi sabah saat 8'de 12 saat oluyor. Tamam. Dolayısıyla siz saat 10'da 11'de yemek yerseniz 14 saat barajını geçmiş oluyorsunuz. Araştırmalara göre açlık süresi 14 saati geçtiği zaman, 14 ve üstünde süre olduğu zaman sizin otofaji süreçleri, yani kendi atıklarınızı yeme ve kendi sistematiğinizi toksinlerden temizleme, ayrıca açlık süresi uzaması nedeniyle yağ yakma sürecinizin, kalori ihtiyacınızı yağlardan kurtarma sürecinizin arttığını biliyoruz. Burada baraj 14 saat. Bu barajı eğer 14 saat ve üstünde ne kadar uzatabilirseniz o ölçüde kanınıza leptin artıyor, insülin azalıyor. Leptin direnci ortadan kalkıyor, insülin direncine ihtiyacınız kalmıyor. İnsülin fazlalaşmıyor çünkü. Açlık uzadığı için. Dolayısıyla bu aralıklı oruç dediğimiz günün iki öğünle beslenmek, akşam yemeğinden önce 11 veya sonrasında bir kahvaltıyla öğle yemeğini birleştiren bir öğün alıp sonra akşam yemeğini 8'i geçmeden yemek avantajlı bir şey. Ama bu şu anlama gelmemeli. Bunu da söyleyelim. Sirkadyen ritim bunu emrediyor, tamam, ama eğer bu doğru olsaydı Yunanistan'da, İtalya'da, İspanya'da kilo salgını olurdu. Bunların hepsi siestalarını bitirirler. Akşam yemeğini saat 9'dan 10'dan sonra, restoranlara 11'den sonra gidiyorlar. Ama ertesi gün ilk yemeklerini de saat 12'de 1'de yiyorlar. Yani burada önemli olan sirkadyen ritimden önce sizin açlık sürenizi olabildiğince uzatıyor olmanız. Kadınsanız 16 saate kadar uzatma şansınız var. Geçmeyin. Erkekseniz 18 saate kadar uzatma şansınız var. Daha fazlasını denemeyin. 24 saat olunca bir şey olur mu hocam? Olmaz. Ama bunu haftada birden ikiden fazla ve sağlık durumunuz çok iyiyse yapabilirsiniz. Sağlık durumunuz bozuksa, yaşınız ileriyse 24 saat açlık, yani günde tek öğünü ben prensip olarak tavsiye etmem. Ama ben şahsi beslenme modelimi söyleyeyim. İki öğünü ve tek öğünü deniyorum ve son derece de faydalı olduğunu kendim izliyorum. Ancak akşamleyin yaz tatilinde saat 9'da arkadaşlarımla misafire gideceğim, hayır ben 8'de yemek en fazla bitirmiş olmam lazım deyip bir tatilimde zehirlemeyi asla düşünmüyorum. Burada önemli olan bilginin ana noktasını almak, ama o bilginin ana noktasını sosyal hayatın üstünde diğer bazı teferruatlarla zehirlememektir. 14-16 saat aç kaldığınız zaman bu sistemi kurabilirsiniz. Ben sabah kahvaltı yapmadan işe gitmek istemiyorum diyenler olacak bizi izleyenler için. Onlara da tavsiyem şudur. Sabah 8'de, 7'de, 6'da kahvaltı yapmaya çalışsınlar. Yani erken kalksınlar. Saat 6-6.30'da kahvaltı yapsınlar. Akşam yemeklerinde saat 7-8 aralığında 9'a kadar yemiş olsunlar. Bu da işe yarar. Bu da bir faktör. Ama buradaki 11 saat 11'de yenen yemek gibi bir, evet, rakamı bizi memur haline getirmesinler. Yani bir kilo denetçisi halinde de tepemizde olmasınlar. 12'de de yerim, 1'de de yerim, 10'da da yerim, hiçbir şey değişmez.